Başladık. Başladık. Gördüğünüz üzere heyvan deniyor. Heyvan böyle üç tarafı kapalı. Bir tarafı avluya açık bölüme heyvan deniyor. Eğer böyle su atıyorsa da serpilir. Yani sulu heyvan anlamına geliyor. Serpilir Kur'an-ı Kerim'de cennet uyuyor değil mi? Sulu hayvan anlamına geliyor yani sebil zaten su demek. Şimdi suyun geldiği yer ana rahmin için geliyor. Çünkü şey sana doğuşun için geliyor. Suyun ilk yaptığı yer bebekli için geliyor. Burası çocuklu, geniş oynayarak genişlik. Şu dar yapımın kanalında yer, burası geliyor. Şimdi dikkat etseniz, şurada su hareketlidir bebeklikte. Orada hani suyun hareketli olmasının sebebi, hani kalp atışı yüksektir. Sonra çocukluğa düşüyor. Burada hareket düşüyor biraz dağdan ama çocukluğun yaramazlığını unutuyor. Sonra su gençliği yapıyor. Dikkat etseniz burada su durgundur. Aslında hani daha hareketli olması gerekiyor. Neden durgun? Su durgundur çünkü gençliğin nasıl baktığını da fark etmiyor. Bizim nereye gidiyor? Sonra kendimizi dar bir anda buluyoruz. Burada yaşlılığı su geliyor. Bir sonraki yer ölüm havuz mahşer. Mahşerde günahları olanlar suyun alt tarafına, olmayanlar ise suyun üst tarafına şu ovaya atıyor, biraz yoklamıyor. Su nereye gidiyor? Eksikliğe çekiyor. Kare. Pardon, ovaya. Oradaki bitkiler sürüyor, bitkiler sulanınca da hani tekrar çıkıyor. Bu da yeniden bir nişan yapıyor. Cennet yeniden bir nişan. Önceden bu su daha hızlı akıyordu. Bu suyun akış sesi iki odadaki seslerin karşımasını engelliyordu. Bir de astronomi dersi gören öğrenciler akşamları gökyüzünün büyük havuza yansımasıyla havuzdan astronomi dersi görüyorlar. Evet, bir de bu medrese 1385 yılında İsa bin Davud Melik'in hizmeti tarafından yaptırılmış. Burası yaptırıldığında simetrik olarak tutuyor. Yani kapı karşısına kapı, pencere karşısına pencere. Her şey simetriği var. Anlamı ise bu dünyadan yaklaşan diğer dünyada karşılığı görüyor. Bir de şöyle gel. Şurada da kapıların üzerinde karşılıklı ayetler var. Biri Zümer diye söylüyor süresi. Hemen kubbelere dikkat etseniz de burada kubbeler dilimli kesin. Bir yapıya gittiğinizde o yapının kime ait olduğunu öğrenmek için kubbesine bakın. Eğer dilimliyse oraya artıklar yapmış anlamda. Bir de iki tane mescid var. İki tane mescid olmasının sebebi biri Senefi, diğeri Şafilere ait. Şafi bölümü daha büyük çünkü Mardin'de çok Şafi var. Hani bölümü daha küçük yapılmış çünkü Mardin daha Senefi. Yani ayet, cemaat, yan tarafı küçük değil mi yoksa imam bir tane? Yok, imam bir tane geldi. Beraber kılıyorlar namazı. Bir tane türbe var, bir de burayı yaptıranın türbesi. Eskiden böyle bir yapı yaptıranlar kendilerine ait bir oda yaparlarmış. Yaptırdıkları odada da öldükleri zaman gömülmek istermiş. Bir de caminin özelliği ise dikdörtgen olması. Böyle dikdörtgen yapılmasının sebebi ise ön saflarda namaz kılmanın fazileti yüksek olduğu için cami yerlemesini yapıyorlar ki daha çıkış ön safları alsın. Bir de kapıların üzerine dikkat etseniz çıkıntılar var. Bu çıkıntılara mutlaka su işçiliği deniyor. Kapı tacı olarak da bilinmekte. Normalde giriş kapısında olur. Yani normalde ilk giriş kapısında büyük bir tane görürsünüz. Ona kadar büyük süsü şatavatlı olursa orkene o kadar güçlü ve zengin olduğunu ifade eder. Bunlar zaten süsleme amaçlı yapılmış buradaki. Bir de bu zincirler ise eskiden harbide yağmur suları yukarıda biriktirince aşağıya daha yavaş olsun diye. Bu zincirde o zaman da varmış ya, şimdi değil. Çünkü bunu mu? Yok o zaman. Ne diyor? Zaten o zaman var. Zincirden su daha yavaş, bir yerde çukur açılıyor. Bir de yeri, hani duvarı parçalar. Yani bildiğimiz boru şey gibi. Evet. Bir de gördüğünüz siyah taşlar ise bazalt taşıdır. Diğer baklıdan getirdiğimiz işte. Sizden anlayacak olmuş. Diğer genel kullanılan taşlar ise malzemeyle ama kolay şey. Onlar da altına sertleşiyorlar. Ama da sen yaptın onu. Arın. Efendim?